Hani her zaman böyle enginlerin muhakkak suyunda bir portakal, bir limon, aslında muskat, mandalina, değişik değişik turunçlar da deneyebilirsiniz. Bu C vitamini hem enginlerin kararmasını engelleyecek hem de lezzetini, o ekşisini şekeriyle engelleyecek. Harika çözümler gerçekten. O yüzden 2 kaç portakal var? 3 portakal, 2 tane limon, bunların hepsinin suyunu kullanacağım. Ama kullanırken de biraz da unla koyulaştıracağım. Hatta kabuklarını da kullanacağım. Hatta kabuklarını şimdi şuraya bir rende yardımıyla alalım. Niye derseniz, çünkü birazdan alamayacağız sularını sıkarken. Hem portakalın hem limonun kabuğuna faydalanmak istiyorum. Bir portakalın bir de limonun kabuklarını da rendeliyorum. Portakalda, limonda, bu tarz turunçgillerde biliyorsunuz esas aroma kabukta saklı. Şimdi biraz zeytinyağı. Ve kapağı. Kapağın gerçekten inanılmaz bir lezzeti var değerli izleyiciler. Neyse, bu tarz sakarlıklar her zaman oluyor. Benim esas sinirlendiğim, bu tarz sakarlıkları belki de saklamamak gerekiyor. Çünkü hepimiz yapıyoruz mutfağımızda, bu tarz şeyler başımıza geliyor. Bence şunu izleyiciye aksettirmek daha önemli. Birçok şeyin her zaman geri dönüşü olabiliyor. Hatta bir gün bir takım mutfakta yapılan sık hatalar üzerine bir bölüm de çekeyim bununla alakalı olarak. Yağın ısınmasını bekliyorum. Enginarlar burada. Hayır, öyle başlamayalım. Çünkü bu arada unuttuğunuz bir şey var. Siz tamam, buraya turunçların suyunu sıktınız, çekirdeklerini ayırdınız. Ama bunu birazcık kıvamlandırmak için bir yemek kaşığı unla takviye yapmanız lazım. O zaman bir kendine gelecek, güzel bir akışkan halini alacak. Nerede benim çırpıcılarım? İşte burada. Bir kaşık unla koyultmanız kafi. Hatta ben tuzunu, karabiberini de burada aradan çıkarmak istiyorum. Sonradan çok fazla aklıma takılmasın diye. Bunu yahnilerinizde, uzun pişecek sulu yemeklerinizde yapabilirsiniz. Tuzu ve karabiberi önceden suyuna ekleyebilirsiniz. Normal şartlarda çok tercih etmesem de acelem olduğu zamanlar, zamandan yana sıkıştığım dönemlerde başvurabileceğim bir yöntem. Evet, şimdi bakıyorum ne durumda yağ. Evet, yine fazla yağ kullandım. Bir güzel enginarı şöyle önce kapatmak istiyorum. Çukur kısmı içeri baksın istiyorum. Yanları hafif kızarsın istiyorum. İlk aşamada bir parti suyunu çektirin. Tamam, şimdi bir daha pişirme sonuna kadar açmamak üzere kapakları kapatıyoruz ters. Suyun geriye kalanı ilave ettikten sonra şöyle enginarları neredeyse tepeleyinceye kadar da su ilave ediyorum. Ateşi kısıyorum. Orada yarım saat seyredeceğim kendilerinin içlerini yaparken. Bu arada iç malzemesinde kullanacağım avokado, taze soğan ve dereotu. Dereotu biliyorsunuz kesif keskin bir aromadır. Portakallarla, turunçlarla çok güzel gider. Hafif dereotunu da pişerken enginarların içine atın. Sonrasında çok beş benzemez olmasın birbirine, birbirleriyle birleşecek olan lezzetler. Kapa kısa ateşi 20 dakika, ne 20'si? 25 dakika, 30 dakika. Şimdi kabukları unuttuk. Bunları da ilave edeceğiz. Turunç tadını yoğunlaştırmak için portakal ve limon kabuğu karışımını da enginarın içine ekliyorum. Ve şimdi enginarın iç malzemesi için yeşillere yöneliyorum. Neler var? Avokado var, dereotu var ve taze soğan var. Şöyle düşünün, yaklaşık bir yarım saat pişme süreniz var. Yarım saat boyunca bu malzemeyi kararmadan taze tutmanız lazım. Demek ki öncelikle bir 20 dakika bekleyin. 20 dakika geçtikten sonra önce soğan ile başlayın. Çok da gerek yok. Zaten neticede 3 tane enginar kullanıyoruz. Dereotunu ince kıyım yapmak isterim müsaadenizle. Müzik
Efendim dereotunu da ilave ettikten sonra avokado, bir 5 dakika daha bekleyip avokadoları da ekleyelim. Böylelikle iç harcını da aradan çıkarmış olacağız. Enginarlar mükemmel gözüküyor. Şimdi öğreteyim size değerli izleyiciler. Önce şöyle her iki tarafından çekirdeği ortada bırakacak şekilde kesersiniz. Daha sonra böyle açarsınız. Bu işin bıçağımı harcamak istemeyeceğim bir artist şöyle hop yaptığın zaman küçük bıçakla olmuyor. Her neyse elinizle de alabilirsiniz. Bilahare gösteririm nasıl yapılacağını. Sonrasında yine küçük bıçakla hareket ediyorum. Şöyle ince ince cerrahi çizgiler çekiyorum avokadonun içine. Bakınız görüyor musunuz? Çok bilinen eski bir yöntemdir. Aman dikkat edin. Elinizi kesmeyin. Daha sonra da dikine çizgiler kesiyorum. Dikine çizgiler ve paralel çizgiler. Dikine ve paralel çizgiler. Evet, aynen gördüğünüz üzere ne oluyor? İçerisi küp küp oluyor. Sonra da bir kaşık yardımıyla hop bu şekilde sıyırıyorsunuz. Buyurun efendim. Ve şimdi biraz susam yağı, biraz susamın kendisiyle iç harcını noktalayacağım. Aha da susamın yağı. Çok taze, çok güzel. Bütün içerideki o turunçla muazzam bir uyum içerisinde olacaklar. Oradaki susamın o lezzeti, daha doğrusu susam yağının ve dereotunun kokusu ve avokadodan gelecek olan yağ ile birlikte harika bir tat, harika bir aroma ahengi olacak. Çok heyecanlıyım. Çok az kaldı enginarları görüyorum. Bakalım bıçak batıyor mu? Evet, artık yavaştan enginar da yumuşadığına göre şöyle bir şey yapacağız. Hafif suyuyla birlikte. İşte bu biraz dinlenmek istediğim, biraz buradaki muhteşem kokulara vakıf olmak istediğim, bu kokuları duymak istediğim, kendimle yemeği bitirmeden önce, son dokunuşlarını yapmadan önce, kendimle yemeğin baş başa biraz vakit geçirmek istediği bir dönem. Portakal mı diyeyim, limon mu diyeyim, enginarın mis kokusu mu diyeyim, ne diyeyim, tabağı ıslatmaya devam ediyorum suyuyla. Biraz soğusun, biraz soğuduktan sonra içini doldurun. Şimdi bu muhteşem harç ile içini doldurun. Buyurun efendim, muhteşem bir ton sür ton. Tamamıyla sarı ve yeşilin arasında giden harika tonlar. Renk eklemek isterseniz şayet birazcık bir biber takviyesi yapabilirsiniz. Birazcık portakal kabuğu belki, ama hiç tavsiye etmiyorum. Muhteşem bir görüntü, muhteşem kokular.